Smart ekranlarına hepiniz hoş geldiniz değerli spor severler. Bugün haftanın konu programında çok değerli bir konuğumuz var. Handball Federasyonu Başkanı Sayın Uğur Kılıç bizlerle birlikte. Sayın Başkan hoş geldiniz. Haftanın ikinci gününde öğleden önce güzel bir saatte birlikteyiz. Nasılsınız öncelikle? Teşekkür ederim Berke. Hoş bulduk. İyiyim. Çok iyiyim. Süper. Ee, şimdi başkan ben ilk e, göreve geldiğiniz süreçten itibaren e, az çok takipteyim. E, hemen gelir gelmez yaptığınız sponsorluk anlaşmalarını hatırlıyorum zaten. O günlerde de bahsediyordunuz bunu daha da ileri seviyeye taşımamız lazım. Eksik olduğumuz konulardan bir tanesi bu. E, göreve geldiniz İlk olarak böyle başlayalım bence. E, bir yılı e, artık doldurdunuz. Önemli başarılar var sportif anlamda. İslami dayanışma oyunlarında milli takımlarımızı gördük kadınlarda şampiyonluk yaşadık ki bu ilk oldu ilk şampiyonluk oldu aynı zamanda marka değerini geliştirmek açısından önemli işler yaptınız ama sizin bu ilk bir yılı değerlendirmenizi istiyorum bir yıl önceyle bugünü kıyasladığınızda hayal ettiğiniz noktaya geldiniz mi evet. bir yıl için ee, şöyle tabii bu çok uzun bir hikaye ama özetlemeye çalışayım şimdi bu e... Federasyonla ilgili başkanlık çalışmalarımızı başladığımız 2017 yılında itibaren e, biz de Vizyon 2024 ve 2028 diye bir kitapçık çıkartmıştık. Hı hı. Şimdi en son yönetim kurulu toplantımızda As Başkanımız e, Salim Bey e, o kitapçıkla birlikte geldi. Başkanım ne diyor? Bakıyorum e, kitapçığın içerisindeki birçok konuyu bitirmişiz dedi bir yıl içerisinde. Bu tabii bizim için sevindirici bir konu. Nasıl başladık? İlk önce şu sorunu tespit ettik. Yani handbol iletişim tarafında biraz geride kalmıştı. Hı hı. E, bu iletişim tüm paydaşlarla olan iletişimden bahsediyorum. Yani uluslararası federasyonla iletişim, e, bakanlığımızla iletişim, medyayla iletişim, kulüplerimizle iletişim, tüm paydaşlarla olan iletişimimizi güçlendirmek üzere kurumsal iletişim departmanımızı kurduk biz. Aynı zamanda sponsorluklarla ilgilenen e, yetkililerimiz de o departmanda çalışmaya başladı. Ve o ilk günden itibaren herkesle handbole dair bilgileri paylaşmaya başladık. Bu bize çok hızlı bir geri dönüş Hı -hı. sağladı. Ve nasıl söyleyeyim biz medyada daha fazla yer bulmaya başladık. Yapılan ölçümlere göre de 44 kat arttırmışız medyadaki varlığımızı. Bizim için çok önemli bir gelişme. Sportif başarıyı çok uzun vadede beklediğimiz bir başarı. İslam oyunları bizim için çok değerliydi. Kadın milli takımımızın da ilk defa uluslararası bir turnuvada altın madalya kazanması bizim için çok kıymetliydi. Erkeklerimiz de çok zorlu bir turnuvada şu an o turnuvadan 3 takım dünya şampiyonasında mücadele ediyor. Hı hı. Ve e, o dünya şampiyonasında mücadele ederken e, iki tanesi ana gruba kaldı. Hı hı. E, hem katılabilirler hem ana gruba kaldı. Oradaki mücadele sonucunda gümüş madalya aldılar. İki tane önemli başarı elde edildi. Ama asıl bence e, en büyük başarımız handbola dair algıyı Pozitif yönde ümelendirdiğimize inanıyorum. Bu sporcularımıza da sirayet etti. E, kulüplerimiz e, daha farklı bir bilinçle e, konuya bakmaya başladı. Büyük fedakarlıklarla çalışıyorlar. Sporcular yetiştiriyorlar ve liglerde yer alıyorlar. Zaman içerisinde kulüplere olan desteklerimizi de arttırmaya başladık. İşte bu süreç yavaş yavaş handball'ün daha fazla yayılmasına sebep oldu. Şöyle bir özet vereyim. E, bir yıl içerisinde sporcu sayımızı yüzde %43 arttırmışız. <laughs> ee, bu da sahaya yansımasının bir sonucu. Ben sosyal medyayı elimden geldiğince aktif kullanmaya çalışıyorum. Özellikle bana ulaşmaya çalışan kişilere karşı aktif kullanmaya çalışıyorum. Orada şunu görüyorum, Türkiye'nin dört bir yanında e, özellikle Doğu'da, Güneydoğu'da, e, Karadeniz'de, Ege'de handbol'ün daha zayıf olduğu bölgelerde yeniden handball çalışılmaya başlandı. <laughs> ee, i̇şte bu bizim için en önemli kazanımdı diyebilirim. Şu ana kadar peki bir yıl içinde hayatı geçirdiğiniz projeler e, neler oldu Sayın Başkan? Şöyle e, sen de söyledin e, özellikle sponsorluk tarafı hı hı. bizim hı hı. için çok kıymetli e, sponsorluk sayımızı ona çıkarttık. Çok önemli kurumlarla sponsorluk anlaşmaları imzaladık ve bizim için çok değerli hem imajımız anlamında hem de ee, sürdürülebilirlik anlamında sponsorlukların destekleri, sponsorların destekleri bizim için çok değerli ve kıymetli. En önemli projelerimizden biri buydu ve hayata geçirdik. Bunu daha da büyüterek sürdürülebilirliğin devam ettirmek istiyoruz. Handball Antrenör Akademisi ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Yani eğiticilerin eğitilmesi. Bir prototip çalışma yaptık. Şimdi bunu tüm ülkeye yaymak için altyapısını hazırlamaya çalışıyoruz. İşte reçete antrenmanlar hazırlanıyor. Bir sporcu başlangıcından belli kademeye gelinceye kadar nasıl antre edileceğini, hı hı. nasıl antrenman verileceğini, ne ölçümlerle yapılacağını anlatan bir içerik hazırlanıyor. Handball Akademiyi kurduk. Handball Akademi aslında bizim istediğimiz bilimsel kültürle yetiştirilen handbolcuların tüm Türkiye'ye yayılmasının başlangıcı olarak Ankara'da başlandı. Bu da bizim için çok kıymetliydi. Kurumsal yapımızı oturtmaya çalışıyoruz. Bu bir süreç. 46 yıllık bir federasyonun gelenekleri ve alışkanlıkları var. Değişim ve konfor alanlarının bozulması her zaman istediğimiz sonuçları hızlı almamızı engelleyebiliyor ama biz büyük bir inatla, büyük bir azimle ve kararlılıkla kurumsallaşma, şeffaflık, hesap verebilirlik, doğru yönetim, birlikte yönetim anlamında çok önemli girişimlerde ve çalışmalarda bulunduk. Farklı illerde bir tabirimiz var. Handball şehirleri oluşturmaya çalışıyoruz. Orada stratejik çalışmalarımız var. Diğer branşlarının aktif olup olmadıklarına göre bizim oradaki handball antrenör ve altyapımıza göre oradaki tesis konumuna göre e, çeşitli stratejilerimiz var e, Yayın tarafını çok e, hı hı. yüksek Öyle. seviyelere getirdik e, ya burada e, yayıncı kuruluşumuza teşekkür etmek istiyorum koordinatörümüze teşekkür etmek istiyorum e, yaklaşık ayda 10-12 maçımız canlı yayınlanıyor ve bu bizi çok fazla değer katıyor. Şu anda da yine aslında ekrana da geliyor. Evet. Oynanan, ligimizde oynanan bir evet. e, karşılaşmadan görüntüler geliyor. Evet. Orada da çeşitli standartlar var artık. Dikkat ediyorsanız mesela oynanan e, salonda Burası Nilüfer'in salonu galiba. Hı, e, kulüp çok önemli bir e, çalışma yaptı. Kulüp e, Var olan tesisi baştan sona revizyon yaptı. Ve dikkat ediyorsunuz zemin sadece handball zemini. Hı, hı. E, yayının daha net, daha güzel, daha doğru ışıkta yayınlanabilmesi için e, gönül ister ki çok farklı tribünleri olan, karşılıklı tribünleri olan salonlarda da maçlar oynayalım ve Bazı salonlarımız bu özelliklere sahip. Milli ]mez. takımımızın, özellikle kadın milli takımımızın oynadığı ee, bazı salonlar var. Tıklım, evet, tıklım doğru evet, görmüştüm ben. Evet. Kütahya mıydı, Aksaray evet. mıydı? Şöyle, e, Aksaray'da, Aksaray'da, Kastamonu'da maç. şimdi biz milli maçlarda da işte bu handball şehirleri projemize göre hareket ediyoruz. Mesela önümüzde çok önemli milli takım konusuna geldiğim zaman değiniriz ama Hı -hı. o şehirlerde, illerde çok önemli talepler e, görüyoruz handbola dair. Hı -hı. Şimdi kadınların Sırbistan maçı mesela e, dünya şampiyonasına katılma maçı e, Giresun'da Giresun'da oynadı. Evet erkeklerin de Lüksemburg maçı Konya'da olacak. Hı hı. Şimdi farklı şehirlerde e, dolu tribünlere karşı çok güzel salonlarda maçlarımızı oluyor. ki İslam oyunları da Konya'daydı hı hı hı. ve dolu tribünlerele e, oynadık. Çok da keyifliydi bizim için. Şimdi siz e, göreve geldikten sonra en çok önem verdiğiniz şey bu kurumsal kimliği yeniden oturtmak anladığım kadarıyla. Hangi noktadasınız Sayın Başkan? Geçtiğimiz yılla kıyasladığımızda özellikle üst, altını... Ee, basa basa üstüne basa basa altını çizerek soruyorum. Çünkü birçok e, gördüğümüz diğer örneklerde federasyonlarda sponsorluklar üzerinden e, çok ciddi marka değerinin yükseldiğini, bilinirliğin yükseldiğini görüyoruz. E, benim takip ettiğim vardı. Bundan sonra yine e, var mı görüşmeleriniz? Tabii tabii var. Sürekli görüşüyoruz. Ee, yani bizim hedefimiz her alanda farklı sponsorluklar elde etmek. İşte özellikle süperliklerimizin İsim sponsorlukları uh -huh. ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Kupamızın bir isim sponsoru var. Ama e, onun haricinde farklı tedarik sponsorlukları ana sponsorluklar e, veya işte ko sponsorluklar üzerinde çalışmalar var. birçok firmayla görüşmeler devam ediyor. Bunun haricinde kurumsal iletişimle ilgili Logomuzu da değiştirdik Evet, ee, Şimdi bu logo değişikliğinde de Hep aynı e, tema üzerinde durduk Biz merkezimize insanı alıyoruz Hı -hı. Merkezimizde insan var Bizim için e, sporcular Çok kıymetli çok değerli Hakemlerimiz gözlemcilerimiz antrenörlerimiz Kulüplerimiz ama e, Bu sporun merkezinde insan var Hı -hı. E, Logomuzda da biraz oradan esinlendik Bir handball e, figürüyle birlikte Hı -hı. Ee, bir değişim getirdi. Sosyal medyayı da çok aktif Evet, sosyal medyayı çok yani. aktif kullanmaya başladık. Oradaki takipçi sayılarımız e, her geçen gün artıyor. Bir ivme var. E, dediğim gibi bu geçen e, 14-15 aylık süreç içerisinde pozitif ivmelenme bizim için çok kıymetli. Çok daha büyümesi gereken, hı hı. çok daha farklı boyutlarda olması gereken bir branş. Bunu Avrupa Handbol Federasyon Başkanı ve e, Uluslararası Handball Federasyonu Federasyon Başkanıyla da görüşüyorum. 27'sinde İsveç'e gideceğim. Orada da birer toplantı yapacağız. Dünya şampiyonası finalleri var. Dünyada ve Avrupa'da özellikle Avrupa'da handball bambaşka bir boyutta oynanıyor. Bambaşka bir ekonomiye, bambaşka bir ekosisteme sahip. Bizim de hedefimiz Türkiye'yi, Türkiye ekosistemini handball'e nasıl daha daha iyi edebiliriz? Bunu aslında şu an Avrupa Handbol Federasyonu da çok istiyor. Birlikte bir takım projeler çalışıyoruz. Bu arada Projeler demişken, hakkını e, Erasmus, ha, onu projemiz, var. Ben. Evet, evet, Erasmus, Erasmus projemiz var. Evet, Erasmus projemiz var. Kabul edildi. E, şimdi biz e, kadın temasını çok e, ön planda tutuyoruz. Yönetim kurulumuzda 3 kadın üyemiz var. Az Hı. E, ama e, eskiye göre e, nispeten Gerizlik. daha iyi. İnşallah erkekten daha fazla olacağı dönemler olur. Çünkü sporcular anlamında... E, Handball'da kadın ve erkek sporcu sayıları çok eşit. Bunu daha fazla yöneticilerde, antrenörlerde, hakemlerde yukarıya çıkartmak istiyoruz. Aslında bu Erasmus projesi de bu çifte kariyer, yönetici yetiştirme, kadın yönetici yetiştirme üzerineydi. Ve ülkemiz adına Handball Federasyonu Erasmus'ta projesi başarıyla kabul edilen birkaç federasyondan biri. Hatta geçenlerde hem spor bakanlığımızın hem... Ulusal Ajans'ın ortaklaşa düzenlemiş olduğu tanıtım toplantısında Türkiye Handbol Federasyonu örnek olarak gösterildi hı hı. ve sunumumuzu yaptık. Bunlar bizim için pozitif gelişmeler. Her geçen gün daha fazla kitleye daha pozitif bir algıyla ulaşıyoruz. Şu an milli takım formamızda dahi önemli sponsorların yer alması, sporcuların bile bu işe farklı bakmalarını sağlıyor. Daha başka bir yapıyla, daha profesyonel bakış açısıyla bakmalarını sağlıyor her geçen gün geliştirmeye devam edeceğiz. Sporcular üzerinden gittiğiniz için bir soru geldi aklıma Sayın Başkan. Şu anda siz anlatırken geldi. Bazı federasyonlarda aslında örneğini çok görmediğimiz e, sporcuyken yönetim kuruluna gelen sporcular gördük. O e, işte tecrübeden faydalanmak için. Handbolda da şöyle baktığımızda benim hemen aklıma gelen birkaç çok tecrübeli artık hem milli takımımız hem kulüp takımlarımızı Avrupa Kupalarında oynamış. Az önce görüntüye de geldi. Mesela Ramazan e, dönemi çok tecrübeli, uzun yıllardır hizmet veren hı hı. işte Ozan var. Ozan Arifoğlu evet. öyle isimler. Bu isimlerle de acaba gelecekte handball'ın gelişimi için onların tecrübesinden faydalanacak bir şeyler düşünüyor musunuz? Memnuniyetle ve büyük bir keyifle onlarla işbirliği içerisinde olmayı çok istiyoruz. Hatta şu an işbirliği içerisindeyiz. Hı hı. Biz sporcu birimini kurduk. Bu sporcu biriminde hem kadınlarda hem erkeklerde sporcuları temsil eden sporcularımız veya eski sporcularımız var. Sağdan gelen geri bildirimleri bize iletiyorlar. Biz de bunların çözümleriyle ilgili bir takım gelişmelerde ve çalışmalarda bulunuyoruz. Hı hı. Örneğin sözleşmeleriyle ilgili birçok konu geldi önümüze. Bunu hukuki süreçte tartışmalar ortaya çıktı ve çözümler ürettik bunlarla ilgili. Sporu sporun içerisinden gelenler yönetmeli. Tabii ki o donanıma sahip yöneticiler ise, hı hı. i̇se yönetmeli ama içinden gelen isimler çok değerli. Çünkü Konu aslında sağ içerisinde. Bizler dışarıda ne yaparsak yapalım. Sağ içerisindekileri çok iyi anlamalıyız. Sağ içerisindekilerin aldığı başarılar bizi farklı boyutlara taşıyacaktır. Hı hı hı. Ben de eski bir handbolcu olarak... Ee, bu e, göreve gelmenin mutluluğunu e, yaşıyorum aslında ve ilk önce kendimi bir handbolcu olarak tarif ediyorum. Yani ben e, herkes de e, bütün handbolcular bilir zaten benimle konuştuklarında eski bir handbolcu abileriyle konuşuyorlar. Tabii ki federasyon başkanlığımız ayrı bir konu. Burada e, yeri gelmişken söyleyeyim. E, bugün çok önemli bir gün. 24 Ocak. E, e Rahmetli şehit emniyet müdürümüz Gaffer Okkan'ı anmak istiyorum. Saygıyla, evet rahmetli. saygıyla anıyorum. Ben onun vefat ettiğinde daha doğrusu şehit olduğunda onun takımındaydım. Hı hı. Onun takımında oynuyorduk. Çok büyük işler yaptı handbol için. Onu da rahmetle anmış olalım. Sporcuların değeri, katkısı her zaman için fikir olarak almaya devam ediyoruz ve alacağız. Şöyle bir artı oluyor o zaman sizin şimdi federasyon başkanlığınızda özellikle. Ben sporcu iken bir federasyonda ne beklerdim? Gibi bir bakış açısıyla mı bakıyorsunuz? Evet, mi? kesinlikle. Aslında herkes benden biraz teknik konularla ilgili Hı -hı. yorumlar bekliyor. Ben aksine hiç o alana girmiyorum. Hı -hı. Orada yetkin e, hocalarımız, teknik ekiplerimiz var. E, ama bir sporcu federasyondan kulübünden e, ekosistemden ne bekliyor ve daha motive, daha enerjik hayatının merkezine handball'ı nasıl alırla ilgili çok şey düşünüyorum, planlıyorum ve bu yönde yönetmeye çalışıyoruz aslında konuyu. Ben sporcuların bu geçen süreç içerisinde kendilerini daha rahat, daha güvende, daha biraz daha handball'ın içerisinde hissettiklerine inanıyorum. Peki Sayın Başkan, milli takımlara vesaire geleceğiz ama benim merak ettiğim bir başka konu daha var. Sizin de aslında istediğiniz, hedeflerinizden bir tanesi. Başka federasyonlarda da tabana yaymak şeklinde görüyoruz. Handbolu sokağa indirmekten evet. bahsediyorsunuz. Şimdi genelde Türkiye'de çocuklar bir futbol topu, işte iki tane taştan kale yapıp böyle başlar. Şimdi özellikle son dönemde tesislerin de artmasıyla basketbol oynayan, sokakta, okulda basketbol oynayan kişi sayısının da çok arttığını görüyoruz daha yenisi e, voleybolda artık buna katılmış durumda. Eee handbolda bunu görmemiz mümkün mü? Çünkü size az önce de söyledim yayından önce. Bence handbol e, Türk spor kültürüne aslında çok uygun. E, hem izlemesi hem oynaması çok keyifli. E, bugüne kadar e, çok daha belki bilinir olmalıydı. Neden olmadığını siz e, belki yorumlarla açıklarsınız ama okullarla mesela işbirliği düşünüyor musunuz? Sokaklarda ya da işte Belediyelerin belki yaz okullarında oluyor biliyorsunuz. Handbol oynayan çocuklar görecek miyiz? Evet, şimdi belki çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Handbolu sokağa indireceğiz, bizim moddalarımızdan biri. Çok fazla salonun içerisinde kalmış handbol. Dolayısıyla çocukların kalbine dokunma oranı çok sınırlandırılmış. Hı hı. Şimdi orada şöyle bakmak lazım. Handbol başlaması en hızlı. Çocuğun adapte olması ve parçası olması, ait hissetmesi en hızlı branşlardan biri. Çünkü en kolay kullandığımız melekelerimizden biri ellerimiz. Ve çocuk birinci gün böyle başladı, birinci gün o golü atabiliyor. Evet Ve ben gol attım diye tribünde annesine bakabiliyor. Eve gittiğinde babasına anlatabiliyor. Ben bu işin bir parçası olduğumu hissedebiliyor. Şimdi bunu biz çok fazla 20'ye 40... Bütün kurallarıyla salonun içerisinde oynanmak üzere bakmışız. Aksine biraz önce çok güzel bir örnek verdin. Niçin hepimiz kendimizi çok fazla futbola ait hissediyoruz? Çünkü biraz önce gösterdiğin örneği hepimiz yaşadık. İki tane taşı koyduk, top bulduk bulmadık. Bazen herhangi bir şeyle, evet. herhangi bir şeyle futbol oynadık. Ve oraya dair fikrimiz, duygumuz ve ee, Çözüm önerilerimiz oluştu futbolla ilgili çünkü işin içerisinde bir e, aidiyet hissettik. Şimdi da aslında bu kadar basitlikle oynanabilecek bir oyun. Hı hı. Bir kağıdı buruşturup top haline getirebiliriz. Bunu örnek verin çünkü benim hayatım bu oyunlarla geçti. Hı. Ya da böyle bantlarla. Aynen öyle. Kaleye e, duvara kale çizebiliriz. Herhangi bir şeyi kale hizası alabiliriz ve handbol oynayabiliriz. Burada belediyelere çok önemli görevler düşüyor. Biz de belediyelerde çok kuvvetliyiz aslında. Ben birçok belediyeden de bunu rica ettim. Bazı dış alanlara artık handbol sahaları çizme ve buralarda handbol oynanabildiğini oradaki belediyede yaşayan insanlara anlatabilmemiz lazım. İkinci konu okullar. Ben bu çağrıyı sürekli yapıyorum. Okullarda Hence en çok en kuvvetli branşlardan biriyiz aslında biz. Hı hı. Hala çok yoğun okullarda handbol takımları ve e, antrenörler ve e, sporcular var ama yeterli sayıda değil. En kuvvetli branş olabilme potansiyelim şuradan geliyor. Handbolcular genelde besyo mezunlarıdır. Hı hı hı. Ve genelde de okullarda beden eğitimi öğretmenleridir. Burada sizin aracılığınızla ben bu çağrımı tekrar yineleyeyim. Şimdi biz handball ile ilgili bir ateş yaktık. Bu ateşi harlamak Tüm ülkeye yaymak aslında ki okullarda handbol kökenli beden eğitimi öğretmenlerinin elinde. Orada tekrar okullarda salonu olsun olmasın bahçelerinde de oynamaya başlayabilirler ki. Ülkenin dört bir yanında bana okul bahçelerinden videolar gönderiyorlar. Uh -huh. e, handbole başlatabilirler. Öncelikle kendilerini tekrar handbole dönmeleri ve handbol takımları çalıştırmaları ile ilgili onlardan ricada bulunuyorum. E, onlarla handbol çok daha güçlü ve çok daha yaygın olacak. Ben şöyle de düşünüyorum aynı zamanda o yüzden okullar üzerinden e, sormak istedim. Esas problem e, gençlerin, çocukların hiç yapmamış olması belki bu spor. Çünkü e, uygun dedim ya. Benim de gördüğüm, gözlemlediğim, okulda okuduğum dönemlerde de birçok arkadaşlarımız vardı. Siz de okullarla işbirliği içinde olduğunuzu da evet. biliyorum. Çocuklar handbolla tanıştıktan sonra ee, yüksek bir oranda bu spora gönül veriyorlar aslında. Doğru. Önemli olan tanıştırmak. Belki devlet okullarının da burada evet. daha fazla iş düşüyor gibi geliyor. Haklısın. Orada şöyle bir proje var. Onun da altını çizelim. Bakanlığımız 3. ve 4. sınıflara spor tanıtım günleri yaptı. Hı hı. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Handball branşı da bu tanıtılan branşların içerisinde. Aslında şu an bununla ilgili çok önemli bir girişim ve çok önemli çalışmalar var. Birçok ilde, birçok okula Handball tanıtım çalışmaları yapılıyor ve bu çalışmalar içerisinde çocuklara antrenmanlar, spor tanıtılıyor, çeşitli görseller gösteriliyor evet. ve handball ilgili haberdar olmaları ve handball konusunda fikirleri olması sağlanıyor. Bu tabandan başlayan bir konu. Bizim yaklaşık 35-40 bin sporcumuz var okullarda. İlk hedefimiz bunu 100 bin sayısının üzerine çıkartmak ve milli takım havuzunu oluşturabilecek daha geniş tabanlı sporcu havuzuna sahip olmak istiyoruz. Dediğim gibi bu da okullarda olacaktır ama sokakta, bahçede, sitelerde, belediyelerin sosyal alanlarında handball sahalarının oluşturulması da bizim için çok kıymetli. Her gittiğim belediyede, her gittiğim ilde bunu rica ediyorum. Zaman içerisinde de bu kültürün oturacağını düşünüyorum. Peki o zaman buradan bir başka konuya değinmek istiyorum. Ligimizdeki rekabet düzeyi ve dolu tribünler. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ni izliyoruz. Evet. Öyle maçlar oluyor ki inanılmaz atmosferlerde gerçekten tıklım tıklım dolu salonlarda. Şimdi ülkemizde kuşkusuz birçok önemli takım, çok büyük takımlar var Türkiye'yi temsil eden. Beşiktaş'a herhalde bir tebrik etmek lazım. Uzun yıllardır handbola hizmet veriyor. Tabii. Ee, yine Göztepe hep dolu e, tribünler önünde oynuyordu uzun süredir. Aksaray'da ben milli maçı gördüğümde çok mutlu oldum. Hakikaten tıklım tıklım doluydum. Ligdeki rekabeti arttırmak da herhalde e, bu seyirci sayısını arttırmaktan geçiyor değil mi? Evet doğru. Orada da e, ülkenin taraftarının veya sporla ilgilenen kişilerin alışkanlıkları var. O alışkanlıkların başında da işte İstanbul'daki üç büyüklerden, Türkiye'de dört büyüklerden veya camia takımlarının futbol tandanslı camia takımlarının içinde bulunduğu organizasyonlarda her zaman için seyir sayısı çok daha fazla oluyor. Handbol bir de çok keyifli bir spor. Çok fazla golün olduğu, sürekli bir enerjinin olduğu, sürekli bir heyecanın ve mücadelenin olduğu ve aynı zamanda o bütün sertliğine rağmen büyük bir feyir içeren bir evet. spor. Ee, biz burada sporcularımıza o yüzden çok teşekkür ediyorum. Ne kadar darbe alırlarsa alsınlar, ne kadar zorlanırlarsa zorlansınlar. Karşısındaki rakibine empati kurarak çok büyük bir centilmenlik anlayışıyla maçı başlayıp bitirebiliyorlar. Bu bizim için çok kıymetli. Şimdi orada camia kulüplerine özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'a ve Trabzonspor'a çeşitli çağrılarda bulunduk. Trabzonspor Başkanımız Ahmet Ağoğlu ile bire birebir görüşme şansı. Görüşme sporu. yaptınız. Evet evet. Trabzonspor'un handbole bir dönem vardı. Evet. Tekrar evet. girebilmesi, tekrar katılabilmesi için bir takım çalışmalar içerisindeyiz. Yine hem Galatasaray Başkanımız hem de Fenerbahçe Başkanımızla handbolin içerisinde olması ile ilgili kendi çalışmalarımızı yaptık. Kendilerine bunu e, görüşmek istediğimizi ilettik. Yakın zamanda görüşeceğimize Hı. inanıyorum. E, bu camia kulüplerinin ve diğer aslında e, işte Ankara gücü çok, e, tabii, sistemin içerisinde şu an Ankara gücü olduğu için e, orada da hareket biraz daha fazlalaştı. Göztepe'nin e, bir atlikle mücadele ediyor. İnşallah Mehmet Başkanımızla da ara sıra konuşuyoruz. E, Süper Lig'e tekrar yükselecek, kendi öz kaynaklarıyla yükselecek bir yapı oluşmaları ile ilgili çalışmalar yapılıyor. Ve kurumlar bizim için çok önemli. Eskiden çok fazla kurum vardı. Hı. O kurumları tekrar e, handball'e çekmeye çalışıyoruz. Eskişehir, Bursa, bunlar evet, da tabii. işte bağlılığı yüksek olan belki İzmir'in diğer takımları. Onlar da oldukça buradaki rekabet daha da artacaktır diye düşünüyorum. Ben o zaman milli takımlarımıza e, isterseniz gelelim. Az önce bahsettik Aksaray'daki karşılaşma benim çok dikkatimi çekmişti. Çünkü hakikaten çok güzel bir atmosfer vardı. E, kadın milli takımımızla başlayalım isterseniz. İslami dayanışma oyunlarında şampiyonluk oldu. Bu da uluslararası anlamda ilk şampiyonluğu oldu e, evet. handbolda kadınlarımızın. Şimdi e, Sırbistan'la karşılaşacak. Büyük Britanya'yı e, turnuvanın dışına itmeyi başarmıştı bir üst tura yükseldik. E, Giresun'da oynanacak karşılaşma. Öncelikle e, nasıl bir salonda oynanacak, ne kadar taraftar bekliyor musunuz? Yine Aksaray'daki gibi bir kalabalık olacak evet. mıdır? Ve e, siz çok daha iyi biliyorsunuz Sırbistan'ın durumunu, e, şansımız nedir? Şöyle, e, şimdi Giresun valimiz ve e, Giresun Gençlik Spor İl Müdürümüz bu konuda çok e, misafirperver ve oradaki imkanları seferber e, eder bir yaklaşımla e, bize geldiler. Bir e, görüşmenimiz sonucunda yeni yapılan dört e, tribünlü e, seyircisiyle e, karşıdaki rakibimizi baskı altına alacak bir atmosferde e, Sırbistan maçını yapacağız. E, seyirci kesinlikle gelecek. Full tribünlere oynayacağız. E, zaten e, Sırbistan genel olarak baktığımızda Handball'a, salon sporlarına bakış açısıyla da ama ben handball özelinde söyleyeyim. Ranking'i bizim üzerimizde olan bir ülke. Şansımız var mı? Kesinlikle var. Ben kadın milli takımımıza sonuna kadar güveniyorum. Mücadele hiç bırakmayan, kahraman diyebileceğim sporcularımızdan ve çok özverili bir teknik ekipten oluşuyor. Giresun'da olmasının en büyük nedenlerinden biri, ee, orada e, Sırplar'ın hiç beklemediği bir atmosferde hı hı. bu maçı oynatmak istiyoruz. Burada Giresun halkına çok şey düşüyor. E, Giresun Spor'un futbol taraftarına çok önemli görevler düşüyor. O salonu ben Giresun'un dolduracağına ve çok avantajlı bir skorla e, Sırbistan'a gideceğimize inanıyorum. Bir e, iki gerçekleştirmek istiyoruz. E, biliyorsunuz e, Avrupa ve Dünya Şampiyonası'nın finallerine ne kadınlarda ne erkeklerde katılma şansımız olmadı. Hı hı. Şu an kapısındayız. Her şey bizim elimizde. Sporcularımızın, teknik ekibimizin elinde. Biz doğru şartları oluşturacağız. Onlar da saha içerisinde ellerinden yeni yapacaklar. Kadınlara özel şunu söyleyeyim. Hazırlık maçlarıyla birlikte son 10 maçtır yenilmiyor kadın milli takımı. Hı hı. Ee, önemli bir ivme kazandı. Bu Buçeski e, liderliğinde e, motivasyonuyla havuz da biraz daha genişledi. Her yani liglerde oynayan her oyuncu milli takımda oynayabileceğini hissediyor. Hı hı. Hazır olan herkes milli takımda görev olabiliyor. Gençlere de yerler veriliyor. Ee, en son e, yer verdiğimiz gençlerden biri de e, Avrupa'ya transfer oldu biliyorsunuz herhalde daha sonra konuşacağız. Tabii ikinci sonra. bölümde Avrupa'ya transferleri evet. de konuşacağız. Tabii çok önemli şeyler bunlar handikap evet. açısından. Erkek milli takımımıza geldiğimizde orada da İslami dayanışma oyunlarında başarılı bir tablo vardı. Madalya ile döndük. Onlar Avrupa Şampiyonası elemesi oynuyor. İlk iki maç oynandı. Şimdi iki kez Luxemburg'la evet. karşı karşıya gelecek milli takımımız. Oradaki durum nedir? Avrupa Şampiyonasına katılma şansımız nasıl görüyorsunuz? Tabii ilk önce Vandaki maçtan başlayayım aslında. O milli takım Vand'a bir maçını yaptık. Orada da dolu tribünlerde oynadık. Nur Tatar'da. Van Valimize de orada Van halkımıza da çok teşekkür ediyorum. Şimdi Lüksemburg maçları bizim için önemli, yarışa tutunabilmek için önemli. Bu iki maçta kazanarak daha sonra oynayacağımız Portekiz ve Makedonya maçlarında şu an için birinci ve ikinci olabilme yarışması içerisindeyiz. Ama en iyi üçüncülerin de gidebildiği bir şampiyona bu. Buradaki şansımızı son dakikaya kadar, son topa kadar hayatta tutmaya çalışıyoruz. Orada da Lüksemburg maçlarının ev sahipliği yapacağımız maç Konya'da olacak. Konya'daki maçlarda dolu tribünlerle, seyircisiyle karşı tarafa baskı yapan ve maçı mutlaka almak isteyen bir yapıda hareket edeceğiz. Ve iki Lüksemburg maçını alarak şansımızı devam ettirmek istiyoruz. İnşallah ikinci ya da en iyi üçüncü olarak şampiyona katılmak için elimizden yeni yapacağız. İslam oyunlarındaki erkeklerin rakiplerinden, Katar dünya ikincisi hı hı. olmuş bir ülke. İran çok önemli bir atılım içerisinde. İşte şimdi dünya şampiyonasında ana gruba kaldı. Yine Katar öyle. Suudi Arabistan Asya şampiyonasında ikinci olmuş bir ülke. Çok önemli rakiplere karşı iyi bir turnuvaydı. Hı hı. Evet. Orada son final maçında birkaç dakikalık. E ee, boşlukla maçı kaybettik aslında. Ben o başarının gümüş madalyanın altın kadar kıymetli olduğuna inanıyorum ve e, o konuda da çok mutluyum. Peki araya gitmeden önce son sorum olsun. İki milli takımımıza da başarılar dileyelim. Eee handbol kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda da Konyaaltı Belediyesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin eşleşmesini görüyoruz çeyrek final karşılaşmasında. Bu nasıl hissettirdi sizi? Öncelikle tabii ki takımımızı da tebrik edelim bu seviyede oldukları için ve birbirleriyle oynayacaklar. Nasıl evet. değerlendiriyorsunuz? Şimdi e... Avrupa Kupası'nda iki Türk takımı çeyrek finalde karşı karşıya geliyor. Bu önemli bir başarı. Hem Konya altı Belediyesi, hem İzmir Büyükşehir Belediyesini canı gönülden kutluyorum. Hı. Çok değerli. Ben bu karşılaşmaların önümüzdeki yıllarda artarak devam edeceğini de düşünüyorum. Kadın entbolümüzde önemli bir gelişme var. Önemli bir ivmelenme var. Ve Avrupa ile aramızdaki makas her geçen gün bence daralıyor. E, kulüplerimizi daha da güçlendirdiğimiz zaman e, daha, biraz daha farklı camia ve kurumsal kulüpleri işin içerisine kattığımız zaman rekabet ortamını biraz daha arttırdığımız zaman ekosistemi büyüttüğümüz zaman daha farklı başarılar geleceğine inanıyorum. İki takımımıza da başarılar diyorum e, program uygun olduğu süre içerisinde iki maçı da seyretmek istiyorum. E, i̇lk maç e, Konya 6'da, ikinci maç İzmir'de. Ee, iyi olan kazanacak ve bir takımımız bizi yarı finalde e, temsil edecek. İnşallah yarı finaldeki rakibini eğilerek finale çıkacak. Ee, amacımız Türk Handball'ını Avrupa arenasında en yüksek mertebede e, temsil etmek olacak. Peki başkanım kısa bir ara rica edeyim sizden. Değerli izleyenler haftanın konumunda kısa bir reklam arası. Aranın ardından bağlantılarımız da olacak. Tekrar birlikte olacağız. konu programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Handball Federasyonu Başkanı Sayın Uğur Kılıç konuğumuz ama iki bağlantımız olacak. Sayın Başkan Avrupa'ya oyuncu ihracı yapmaya başladık ki bu çok önemli bir şey. Siz de bahsettiniz ilk bölümde kısaca. Şimdi uzun uzun bu konuyu konuşacağız ama ilk olarak isterseniz İtalya'nın Ferrara takımına tra transfer olan Ayşenur sormaz. Hattımızda bir merhaba diyelim Ayşenur'dan transfer sürecini dinleyelim. Neler hissediyor duygularını alalım. Ayşenur hoş geldin yayınımıza. Merhaba, evet. Hoş bulduk. Öncelikle teşekkür edelim. İtalya'dan bağlanıyorsun. Daha erken saatlerde iki saatlik farkla birlikte bizi kırmadığın için teşekkür edelim. genç bir oyuncu olarak İtalya'ya transfer yaptın ki bu handball'umuz açısından çok önemli görüyoruz biz. sen nasıl hissediyorsun? Önce onu hislerini almak istiyorum. ben yani uzun zamanda bu yani yurt dışına gitmeyi zaten çok istiyordum. Yani bunun için de çok uğraşıyordum. Yani böyle bunu başarmanın böyle verdiği mutluluk, heyecan, yani bilmiyorum, benim için güzel bir adım oldu. Çok heyecanlıyım, farklı kültürleri deneyimliyorum. Öyle. Peki e, transfer sürecin nasıl oldu? İlk e, bu haber sana geldiğinde nasıl tepki verdin? Kimlerle paylaştın? Hı hı. E, ya bu. Transfer sürecinin öncesinde yaklaşık bir aylık bir dönem vardı. Ben bu bir ay içerisinde sürekli videolar hazırlıyordum. Videolar falan gönderiyordum böyle yurt dışına. Ondan sonra yani çok erken yani erken aldım biraz haberi böyle. Ailemle paylaştım ilk önce. Çok fazla dışarıya söylemedim. Hı hı. Ondan sonra böyle haberim böyle artık kesin olduğu zaman iyice herkese paylaşmaya başladım. Ve arkadaşlarımdan aldığım tepkiler de çok güzeldi. Hani onlar da şey diyorlardı hani zaten çok istiyordum Hani biliyorlardı benim yurt dışına gitmek istediğimi ama ne zaman olduğunu bilmiyorlardı. O yüzden biliyorum hani güzel bir histi öyle söyleyeyim. Peki e, handbola başlarken böyle bir hayalin var mıydı? Ben profesyonel handbolcu olacağım, e, Türkiye'yi Avrupa'da temsil edeceğim şeklinde. Yok yani Yok. çok küçüktüm çünkü handball'a başladığımda ilkokul 3. sınıfta falan başladım. Hı hı. Ya tamamen eğlence olarak düşünüyorduk o zamanlarda, antrenman olsun da yapalım gibisinden hani bu kadar ileri olacağını hiç düşünmemiştim. Peki e, oradaki ilk maçına da çıkmış oldun sevgili Ayşenur. E, bundan sonraki hedeflerin ne? Bu transferin kariyerinde ne gibi e, katkıları olacağını düşünüyorsun bu transferin? E, yani bu ben Farklı ülkelere gitmeyen, yani daha handbolun daha iyi olduğu bir ülkelere gitmek istiyorum. E, aklımda üç yer var. E, o yüzden bu, bu o hedefi gerçekleştirmek için bu İtalya benim için güzel bir basamak olduğunu düşünüyorum. E, öyle. Peki e, transfer olduğun takım arkadaşlarınla uyum sürecin nasıl oldu? Sohbetler ediyor musunuz Türk handbolunun gelişimi hakkında ya da diğer ülkelerde neyin nasıl olup bittiği hakkında fikir alışverişlerinde bulunuyor musunuz? Diyalogunuz Yok. nasıl oldu? Ya diyalog şöyle e, şekilde ben ilk önce hani bu kadar misafirperver olacaklarını hiç düşünmüyorum açıkçası hı hı. yani sonuçta farklı bir ülkedeyim. Ya her konuda bana yardım ettiler, e, beni böyle aralarına aldılar hemen, hani sıcak insanlar hepsi. Hı hı. E, o diğer türlü diyaloglara daha giremedik ama <laughs> öyle. Zamanla zamanla <laughs> olacaktır Aynen. diyorsun. Aynen. Peki milli takımı son olarak biraz konuşmak istiyorum. Önemli bir başarı elde etmiş olduğu kadın milli takımımız İslami Dayanışma Oyunlarında şampiyonluk kazandı ve bu tarihte ilk oldu aslında uluslararası anlamda. Sen milli takımdaki gelişimi nasıl görüyorsun? Ben yavaş yavaş böyle bazı şeyler değişti milli takımda. Daha da iyiye gittiğimizi düşünüyorum. Hem çalışma şekli olarak hem nasıl desem çok fazla sponsorlar yani. Çok fazla sponsorlarımız olmaya başladı. Yani desteği de biz hissettikçe bunun karşılığını da herkes vermeye çalışıyor. O yüzden bilmiyor, yani destek oldukça hepimiz yani bazı bazı şeyler bize destek oldukça biz daha da iyiye gittiğimizi düşünüyorum. Hı hı. Peki şey, son olarak e, çok önemli bir işe imza attığını az önce söyledik zaten Handball'a senin gibi küçük yaşta başlayan şu anda e, belki bu işin içine yeni yeni giren gençlere özellikle genç kızlara neler söylersin İtalya'da? <laughs> ne söyleyebilirim? Ya bence yani her şeyin başında ilk önce istemek geliyor. Yani bir şey gerçekten çok fazla istemeleri gerekiyor. Hı hı. Hani eğer bir şeyde başarılı olmak istiyorlarsa, hep istedikleri şeyi daha çok ön plana koymaları gerekiyor. Hı hı. Benim için handball yani çok önemli olmaya başladı zaman geçtikçe. Yani o yüzden hep handball benim için hep kariyerim kariyerim benim için hep ön sıralardaydı. Yani bir şey istedikleri zaman o hedef doğrultusunda hep net olmalarını istiyorum. Hı hı. Tek başına da ayakta durabileceklerini, bunu başarabileceklerini bilmelerini istiyorum. Bu şekilde. Peki. E, Sayın Başkan da bizimle birlikte başkan İtalya'da e, bir handball, Türk handballunun temsilcisi var. Var mı söylemek istediğiniz bir şey? Evet. Ayşenur, Ayşenur merhaba. Merhaba başkanım. E, öncelikle başarılar diliyorum. Ee, çok önemli bir adım attın. Ee, bu vizyonun e, öncelikle bizim için çok değerli. E, hatta İtalya'yı bir basamak olarak görerek daha önemli, daha büyük ligleri hedeflemen, işte handbol hayatının merkezine Alman aslında e, bu handbola yeni başlayan e, küçük kızlarımıza en büyük mesaj, e, bunu çok çalışarak. Ee, çok farklı boyutlara getirebileceğine inanıyorum. Ee, ben teknik ekiple de Ayşenur hakkında e, yeri geldiğinde konuştum. Seninle ilgili ülkenin, Türkiye'nin, Türk futbolunun önemli hayalleri, önemli hedefleri var. Bu hedefleri milli takım forması altında da başarabilmek için tabii ki kendine çok iyi bakman gerekiyor, çok çalışman Hı. gerekiyor. Bunu da başaracağına inanıyorum. Her zaman yanındayız, her zaman arkandayız. Seninle gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet. Ben de desteğinizi boşa çıkarmayacağım inşallah. Teşekkürler. Ayşenur çok teşekkür ederim. Tekrar tebrik edelim ve bundan sonraki kariyerinde de başarılar dileyelim sana. Ben teşekkür ederim. İyi programlar. Teşekkürler. Evet, e, Sayın Başkan, önemli İtalya'ya transfer olan önemli bir e, yıldızımız diyebiliriz milli takımımız açısından da önemli. Bu süreci e, az sonra Neslihan Çalışkan da bizlerle birlikte olacak. O da e, Buducnost takımına transfer oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu transferleri? Ya şöyle, e, şimdi e, Buceski gençlere çok fazla yer vermeye çalışan. Bu arada Okan Alay da böyle. E, i̇ki e, milli takım antrenörü. Bu antrenörler. Şimdi Ayşenur'a İslam oyunlarında verilen şans ve şampiyon takımın bir parçası olması bu transferde tabii ki Ayşenur'un da yeteneği ve gücüyle birleşince hayata geçmiş oldu. Aynı şekilde mesela Makedonya maçında erkek milli takımında Makedonya maçında önemli bir performans gösteren Eray Karakoç için geçerli oldu. Devre evet. arasında Eray Makedonya'ya transfer oldu. Şimdi gerçekten bizim sporcularımız çok yetenekli, çok değerli. Doğru zamanlarda kendilerine inanırlarsa, kendilerine bakarlarsa, çok çalışırlarsa Avrupa'daki her ligde oynayabilecek yeteneğe sahip olduklarına inanıyorum. Fiziksel aktiviteleri zaten üst seviyede. Hı hı. Önemli sporcular hepsi. Hepsinin, herkesin Avrupa'nın önemli liglerini hedeflemelerini ee, tavsiye ediyorum. Tabii ki ülkemizde de çok önemli takımlar var. Ülkemize gelen yabancılar olduğu gibi bizim oyuncularımızın da ülkemizi Avrupa'da temsil etmeleri çok değerli. Avrupa demeyelim sadece. Tabii. Gü Güney Kore'de kalecimiz Yunus orada. Hı hı. Güney Kore'de Doğru. mücadele ediyor. O da çok önemli bir başarı. Şu an ben yanlış bilmiyorsam Türk Netbol tarihinde bir rekor kırıldı. Sanırım 12'ye yakın. Tamam, ben de soracaktım. yakın sporcumuz yurt dışında oynuyor. Fransa'da oynuyor. Romanya'da oynuyor. Almanya'da oynuyor. İsveç'te var. Evet, İsveç'te Danimarka'da, oynuyor. Romanya'da. Danimarka'da oynuyor. Şimdi Beyza İrem Türkoğlu Danimarka'nın Esberg takımında oynuyor. Ve Şampiyonlar Ligi'nde Final Four oynuyor. Ya yani şimdi bu üstü çok büyük seviyor. bir başarı. Evet. Yani handball ana vatanına transfer oldu. Keza Beyza Karaçam İsveç'e transfer oldu. İşte aslı şu an dünyanın en önemli ligi kadınlarda olarak sayılan Romanya'da oynuyor. Hı hı. Şimdi bunlar çok değerli. Doruk Bundesliga'da oynuyor. Sakatlığı geçti artık tekrar oynamaya başladı. İnşallah bir an evvel form düzeyi yükselir. mill takım, teknik ekip onu değerlendirecektir mutlaka. Neslihan'ın transfer olduğu bu da mesela Şampiyonlar Ligi'nde... Yani Neslihan bağlandığı zaman onunla ilgili bir görüşümü de söyleyeceğim zaten. Çok önemli bir takıma transfer, transfer oldu. Peki... İşte şu an 12 e, dediniz, Ayşenur, Beyza, Karaçan, Beyza İrem, işte az önce bağlandı e, Ayşenur, Evet. E, Halil İbrahim, Halil. Durmuş Ali, Tınkır, Ömer var. Yani birçok sporcumuz şu an yurt dışında bizi temizliyor. Bir şey soracağım ama Neslihan Çalışkan da hazır ve hattımızda. Neslihan hoş geldin yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar. Öncelikle sana da teşekkür ederim bizi kırmadığın için ve tebrik ederim bu Duşnos takımına transfer oldun. Çok çok önemli bir takıma transfer oldun. Önümüzdeki sezondan itibaren formayı giyeceksin. İlk olarak senin de nasıl hissettiğini sormak istiyorum. Çok heyecanlıyım şu an. Gerçekten büyük bir transfer olduğunu düşünüyorum. Çünkü onlar Şampiyonlar Liginde çok köklü bir kulüp ve bu transfer gerçekleştiği için çok mutlu ve heyecanlıyım. Ee, sen başladığında handbola yurt dışında oynama hedefin var mıydı? Ee, bu kadar profesyonel bakıyor muydun yoksa zamanla mı yeteneğini fark edip böyle bir hedef koydun kendine? Kesinlikle vardı. Ben ilk handbola başladığım sıralar antrenörümüz bize bir yerlerden bir şekilde maçlar bulup hep seyrettirirdi. Hı hı. Şampiyonlar Ligi'nden olsun, dünya şampiyonalarından, Avrupa şampiyonalarından. Ben hep içimden derdim ki bir gün ben de burada olacağım ya derdim. Ve şu an bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Peki transfer sürecini anlatırsan bize haberi ilk aldığında e, ne yaptın? E, transfer süreci aslında şöyle gerçekleşti. Bu geçen yıldan beri konuşulan bir konuydu. Hı hı. Ama benim Kastamonu Belediyesi ile iki yıllık sözleşmem olduğu için açıkçası ben buradaki sözleşmem bitmeden hani yeni bir transfer sürecine başlamadım. Hı hı. Ee, bu sene de tekrar sezon başında benimle iletişime geçtiler. Biz seni istiyoruz transfer etmek için diye. Hı hı. Ben de yani hemen neredeyse tamam dedim. Çünkü hayalimdi sonuçta. Bunu artık daha fazla bekletemezdim. Bu şekilde gerçekleşti. Şimdi peki Neslihan aslında çok önemli bir hedefi başarmış oldun kariyerinde. İnşallah çok daha güzelleri de olacaktır. Bu Nost'a transfer oldun. Muhtemelen zaten Şampiyonlar Ligi maçlarını büyük bir zevkle takip ediyorsundur diye tahmin ediyorum geçmişten beri. Bundan sonraki hedeflerin neler? Benim en büyük hedefim oraya gittiğimde bir Türk sporcu olarak bizim de oralarda oynayabileceğimizi herkese göstermek. Ama onun haricinde kişisel kariyer hedefim olarak Şampiyonlar Ligi'nde Final Four oynamak çok isterim. Şampiyonlar Ligi Final Four'u nihai hedeflerinden bir tanesi ee, diyorsun. Peki şunu soracağım. Geçtiğimiz yaz milli takımda da önemli başarılar elde ettiniz. Şimdi... Sırbistan'la maç var. Milli takımdaki bu gelişim sürecini tarihte ilk kez bir şampiyonluk geldi uluslararası turnuvada. Sen de bir parçası olarak, bir Türk kadın handbolcusu olarak nasıl değerlendiriyorsun ve Sırbistan maçı için neler söylersin bize? Öncelikle İslam oyunlarında aldığımız şampiyonluk hepimizi çok mutlu etti. Hı hı. Konya'da kendi seyircimizin önünde bunu başarabilmek hepimize çok mutluluk ve gurur verdi açıkçası. Sırbistan maçları içinde en son oynadığımız maçta altı sayıyla bitmişti sanırım maç. Hı hı. İyi bir performans gösterdik ama tabii onların Avrupa tecrübesi bizden biraz daha fazla olduğu için maçın küçük noktalarındaki onların o tecrübesi onları öne geçirdi diyebilirim. Hı hı. Çok istiyoruz Dünya Şampiyonasına katılmak. Çalışmalarımız doğru yönde ilerliyor. Umarım o iki maçı geçip Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazanacağız. Peki son olarak Neslihan Çalışkan olarak Avrupa'nın Şampiyonlar Ligi'nin çok önemli takımlarından bir tanesine Karadağ'a gideceksin. Karadağ'ı araştırdın mı, baktın mı? Hayatında neler değişecek? Aslında çok uzakta bir kültür sayılmaz. Ve gençlere tavsiyen nedir? Sen artık bir Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli, köklü bir takıma gidiyorsun. Handball'a başlayan genç kızlara neler söylersin? Öncelikle Karadağ benim hiç bilmediğim bir ülkeydi. Şu ana kadar da daha hiç gitmedim. Bilmiyorum. Ama arkadaşlarımla konuştuğumda Karadağlı takım arkadaşlarım var. Yani Türkiye'ye yakın olduğunu çok fazla Türk'ün yaşadığını söylüyorlar. Hı hı. Ama tabii ki farklı bir ülke. Hiç kimse yok. Ailemden uzak olacağım. Arkadaşlarımdan uzak olacağım. Yani ilk başlarda zor ve zorlayıcı olacağını düşünüyorum. Ama alışırım. Yani hallederim diye düşünüyorum aynı zamanda. Hı hı. Genç kızlara da şöyle bir şey söyleyebilirim ben de çok e, İzmirliyim ama İzmir'in çok küçük bir köyünde yaşıyordum aslında orada tenbolu başladım e, şöyle söyleyebilirim hayatta bence biz kadın olarak önce kendi hayatımızı sürdürebilecek bir şeylere iki elimiz iki kolumuz neyimiz varsa tutunmamız gerekiyor genç kızlara da şunu tavsiye edebilirim. Eğer bu yolda ilerlemek istiyorlarsa, onları dış etkenleri dışarıda bırakıp bütün güçleriyle burada olmalarını ve bunun için savaşmalarını önerebilirim. Peki çok teşekkür ederiz. Çok güzel bir aslında kapanış konuşması oldu Neslihan. Ağzına sağlık diyelim. Sayın Başkan da bizimle birlikte. Onun da sana söylemek istediği zannediyorum bir şeyler var. Merhaba Neslihan. Merhabalar başkanım. Nasılsın? Keyifler yerinde sanırım. Yerinde. Sağ olun. Teşekkürler. <laughs> Şimdi e, Neslihan'la da bu anlatacağım anlatacağımı hiç daha önce paylaşmadım. Bundan sanırım 3 yıl önce e, Üsküdar'ın bir maçını seyretmeye gittim. O zamanlar Neslihan Üsküdar'da oynuyordu. E, o maçı seyrettiğimde yanımdakilere şunu söylemiştim. E, Neslihan'ı e, tüm Türkiye'nin e, televizyondan seyretmesi gerekiyor demiştim. Burada değil Türk takımlarının da Neslihan'ı televizyondan Avrupa'da oynarken seyretmesi gerektiğini söylemiştim. En son medya gününde de aslında bunun bir ipucunu verdi sanki Neslihan bana başkanım farklı bir şeyler olabilir yakında konuşuruz diye. Tebrik ediyorum o çok güçlü bir boycu çok iyi bir boycu zaten şu an Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor. Hı hı. ülkemiz için de çok değerli bir handbolcu eminim handbolun ana vatanlarından biri olan Karadağ'da da isminden bahsedittirecek çok başarılı olacak hedeflerine de ulaşacağını umut ediyorum her zaman yanında olacağız destekçisi olacağız tebrik ediyorum çok teşekkürler çok sağ olun başkanım Neslihan teşekkür ederiz tebrik ederiz kariyerinde başarılar dilerim bundan sonra da teşekkürler iyi yayınlar teşekkürler Evet Sayın Başkan, iki sporcumuz bağlandı. İki Avrupa transferi, biri dediğiniz gibi Karadağ. Aslında bu dikkatimi çeken bir konu. Yani Balkan ülkeleri bu kadar iyiyken, Türkiye'nin biraz daha bugüne kadar geçmişte geride kalması üzücü oluyor. Çünkü aslında yakın aynı evet. kültürden bahsediyoruz. İki sporcumuz da çok güzel kendilerini ifade ettiler. Yani yaşadıkları sürece. Ya şöyle işte o 3 yıl önceki e, seyrettiğim maçtaki yorumumu paylaştım. Yani. Destan çok özel bir sporcu Eski bir handbolcu olarak onu orada gördüğümde farklı ortamlarda farklı değerler göreceğini görmemek elde değildi zaten. Hı hı. Ve Kastamonu'da Şampiyonlar Ligi'nde iki sene mücadele etmesi de aslında transferde etkenlerden hı hı. biridir. Çünkü yanlış bilmiyorsam Beyza da Kastamonu'dan gitti. Hı hı. Aslı da Kastamonu'dan yurt dışına gitti diye hatırlıyorum. Şimdi Avrupa'da ve milli takımlarda sporcularımız ne kadar boy gösterirlerse ve başarılı olurlarsa onlar o gelen tekliflerde de artacaktır. Burada bir kariyer planlaması çok önemli. Sporcularımıza ben onu söylemek istiyorum. Kendi takımlarında başlayacaklar. Ülkede mutlaka kendilerine hedef birer takım seçmeleri gerekiyor. Daha sonra Avrupa kupalarında oynayan takımlarda kendilerini göstererek Avrupa'da transfer teklifi alabilecek seviyede kendilerini göstermeleri ve sürekli çalışmaları gerekiyor. Buradaki anahtar kelime bence sporcuların hayatlarının merkezine handbolu almaları olacaktır. O zaman başarı daha da artacaktır ve bu doğal olarak da milli takıma yansıyacaktır diye düşünüyorum. Peki başkanım bir saat açıkçası göz açıp kapayıncaya kadar gibi geçti. Su gibi akıp geçti, gibi akıp geçti. <laughs> Daha aslında konuşacak çok konu var ama bütün detaylarıyla paylaştınız. Teşekkür edelim. İki sporcumuz bağlandı. Son olarak varsa sporcularınıza Handball camiasında bir mesajınız. Sözü size bırakayım. Evet, sözümüz olsun vereceğim. bir daha geliriz inşallah. inşallah. Daha detaylı farklı konuları da konuşma şansımız olur. Şöyle artık Handball çok pozitif bir algıyla devam ediyor. Burada hakeminden sporcusuna, işte yöneticisinden eee antrenörüne kadar tüm paydaşların handbolun gelişimi için sürekli çalışmaları gerektiğini ve geliştirmek üzere çalışmaları gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de handbolu hayatlarının merkezine almaları gerekiyor. Milli takıma gelen sporcuların her gün milli takımdaymış gibi konsantre olarak çalışmaları ve milli takıma en üst seviyede en üst konsantrasyonda gelmeleri çok değerli. Ben gerek erkek milli takımımızla A milli takım düzeyinde gerek kadın milli takımımızla e, A takım düzeyinde şampiyona finallerine, Avrupa ve Dünya Şampiyonası finallerine katılabileceğimize inanıyorum. Bu yetenek, bu beceri, bu e, özgüven onlarda var. E, hepsine sonuna kadar destek olacağım. E, burada e, bir teşekkür de e, İbrahim Özdeniz ve Kürşat Erdoğan hakem çiftimize. Hı hı. Dünya Şampiyonası oynanıyor şu an. Dünya Şampiyonası finallerinde ülkemizi temsil ediyorlar. İlk defa Dünya Şampiyonası finallerinde düdük çalıyorlar ee, ve başarıyla devam ediyorlar. Yanlış bilmiyorsam dördüncü maçlarını yönettiler. Ee, onlara doğru da başarılar diliyorum tüm Handball camiasını sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler Sayın Başkan. Değerli izleyenler haftanın konunun bugün de sonuna geldi. Kentbol Federasyonu Başkanı Sayın Uğur Kılıç bizlerle birlikteydi. Ayşun'u Sormaz ve Neslihan Çalışkan yayınımıza bağlandı. Türk Handball'unu enine boyuna konuşmuş olduk. Başka bir programda görüşünceye dek. Hoşçakalın.